Biz Adıyaman'da şunu gördük, örneğin enkazların üstüne iki defa görülmüştür veya iki defa kontrol edilmiştir yazıları yazılmıştı. Bu şu anlama geliyordu, yani burada artık moloz kaldırma faaliyetine girişilebilir çünkü kontrol edilmiştir. Bu anlama geliyordu herhalde. İster istemez insanın aklına şu geliyor. Neden yıkımdan önce iki defa kontrol edilmedi bu binalar? Bu binaların depreme dayanıklılığı neden kontrol edilmedi? Niye hükümet duruyor? Niye hükümet var? Niye oyları veriyoruz onlara? Ne devlet geliyor, yardım yapıyor ne de bir şey. Hiç kimse bir yardım, bir çorba, bir sıcak çay hiç kimseye gelmedi. Böyle bir devlet nerede anlamıyorum yani. Beni de içeri atıyorlarsa atsınlar bu konuda. Bir tek Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Bu nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Bir gün izledim bu devletin yanımdan. Bir gün. Biz dün akşam yola çıktık, Ankara'dan geldik ve aslında epey uzun bir yolculuğun sonucunda buraya varabildik. Çünkü yer yer trafik tıkanıklığı var. Özellikle Adana'dan itibaren çok sayıda bina yıkılmış durumda olduğu için Adana'dan bu yana çeşitli bölgelerde trafik tıkanıklığı var. Neredeyse herkes seferber olmuş halde ama bir yandan da pek organize olmamış bir biçimde varabildiği ilk adrese ulaşıp yardım etmeye çalışıyor. Biz aslında Maraş'a takriben birkaç saat önce ulaştık. Ulaşır ulaşmaz da şehrin merkezine geldik. Merkezde Girne Caddesi'nin hemen başında bir apartmanın yıkıntısı var ve orada maalesef biz oradayken iki cenaze çıkarıldı. Hala iki kişinin beklediğini, kurtarılmayı veya çıkarılmayı beklediğini söylediler. İnsanlar şu anda şoktalar tabii ki. Çocuklar şoktalar. Ağlama krizleri yaşayan çocuklar var. Burası depremin merkez üssü. Aslında Maraş'la ilgili ne yazık ki çok ciddi bir medya ilgisi yok. Fakat çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Özellikle şehrin merkezinde Cumhuriyet Caddesi denen bölgede cadde boylu boyunca yıkılmış virane binalarla dolu ve maalesef artık arama kurtarma faaliyetleri daha az titizlikle yapılıyor. Büyük iş araçları enkazın üstünde çalışmak durumunda.
bir yandan tabii ki umut var. Sürekli defaatle bütün sokaktan geçen yüzlerce insan bir anda susturuluyor ve enkazın altından sesler dinleniyor. Çeşitli farklı ülkelerden gelen, Fransa'dan, İsrail'den gelen ekipler de arama kurtarma faaliyetlerine dahil oluyorlar ama onlar daha ziyade bir ses ölçüm ihtiyacı duyulduğunda olay mahalline geliyorlar ama onun dışında bayağı bildiğin moloz kaldırma, enkaz kaldırma faaliyeti yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri şehir merkezi için söylüyorum. Artık daha az özenle yürütülüyor. Bu bir yandan da umudun azaldığı anlamına da geliyor. Kedimin ismi Duman. Hı hı. Evimden aldım, buraya getirdim. Durmuyor. O da bir canlı. Evde annemlerin ev burası. Bir yanı yıkılmış durumda. Bir yanı yıkılmak üzere. Ve biz hala burada yaşamaya çalışıyoruz. Dışarıda bir çadırımız yok. İmkanlarımız el vermiyor. Yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Burası yıkılmış durumda. Eski bir ev. Şekilde oturmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buralar. Çok kalabalığız burada. Hepimiz bir arada olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. İçerisi böyle. İçeridekiler müsait midir? Değilse rahatsız olmasın. Eşarplarını aldılar. Bakabilirsiniz şöyle. Yani kalabalığız. Annem babam çadıra gittiler. Arkadaşlar merhaba. Geçmiş olsun çok. Kusura bakmayın rahatsız. Gönüllüler burada çalışıyor. Aynen. Gece gündüz hiç durmadan hem de. Yemek yemediler ya. Su içmeye bile inmiyorlar. Sularını oraya çıkartıyoruz. AFAD geldi sözde. Onlar bizi kurtaracak. İki kişiyle buraya gelip tespit yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Gelip yaptı gitti. Burada bir şey yokmuş diye. Bir tane gelip doğurdum. Bir kepçe verecekler. Başka bir şey yok. Bir kepçeyle iş mi oluyor? Hayat sadece bir yaşam. Nefes alıp verebiliyoruz. Salgın hastalık var diyorlar. Bir şey yapamıyoruz. Herkes çoluk çocuğu düşünüyor ama çoluk çocuğumuzu düşünürken de yapabileceğimiz bir şey yok. İmkan yok. Bir yemek, çay, bunları geçtik. Su geçtik. Bir güvencemiz kalmadı. Umudumuz yok. Yani bazen de şöyle düşünüyoruz. Keşke biz de öyleydik. Bu derece rezil bir hayat. Hayat denirse. Esas olarak moloz kaldırma faaliyetinin daha ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çeşitli ses kontrolleri yapılarak nerelerde canlı belirtisi olduğu, canlılık belirtisi olduğu tespit edildikten sonra çalışmalar, bu tür moloz kaldırma çalışmaları yavaşlatılıyor ama genel olarak şu anda gördüğünüz gibi bir tür inşaat alanı bütün bu bölge. Ne yazık ki bu da tabii ki umutları biraz azaltan bir faaliyet olarak görünüyor.
Kenan'ı Brezilya'ya çıkartacak. Onu da hakikaten bir söylüyorum. Bu namı merak ediyorum. Mehmet Can. Şu anda hemen arkamızda bir grup görüyorsunuz. Bu buradakiler Diyarbakırlı işçilerin yakınları. Hemen sol tarafımızda bir otelin altında kalmışlardı. Enkazın altında Kürt işçiler. Bugün oraya bir Japon ekip geldi. Hala 3 kişinin enkaz altında olduğu biliniyor. Fakat onlar bir araştırma yaptılar, birkaç saat çalıştılar. Sonra sahayı bıraktılar kimseye ulaşamayınca. Tabii ki insanların tepkileri de var. Diyarbakır'dan gelen işçi yakınları da bu tepkileri bize aktarmak istiyorlar. Hemen yanımda yakınları enkaz altında olan Bozan Bey var. O bize konuşmak istedi. Buyurunuz. Şimdi sayın arkadaşım, ben 7 gündür buradayım. Bir afet, bir makine, bir devlet yardımı bize dokunmadı. Biz bir kendi imkanımızla araba getirdik, makine getirdik, çalıştık. Yazık, günah ya. 7 gün burada perişan olur. Cenazemiz küçük altındadır. Hiç kimse bize bir el atmadı. Bir geldiler, göründüler, türbüne oynadılar. Ondan sonra alamıyoruz. Anlayacağın hükümet görevini yapamıyor. Ha, bugün bir kasa çıktı orada kuyumcuların. Olur. Görmediğimiz devleti Allah için orada gördük. Üşüştüler polisi, askeri. Neymiş, para var. Doldu oraya asker. Ne? Devleti orada gördük, Allah var. Onun dışında bir devlet. Para can demeyi, para candan kıymetlidir. Devletimiz cana değil zaten. Paraya önem veriyor. Paraya önem veriyor. Zenginden yana. Şurada otel çöktü. Söylediğim bu kadardır. 80 kişi var. Gitmişler şurada AVM temizliyorlar. AVM'de kaç kişi olabilir ki gecenin 4'ünde? Gerçekten de şehrin merkezi olan Azerbaycan Caddesi'nin sağlı sollu çöken binalarına müdahale ediliyor. Ama bu dediğim gibi yani ince bir arama, kurtarma faaliyetinden ziyade artık enkaz kaldırma. Arka sokaklarda pek çok bina var. Oralara ya hiç müdahale edilmiyor ya da geliniyor. Eğer zorlu görünüyorsa vazgeçilip başka yerlere gidiliyor. Kahramanmaraş'ta tabii çadır kentler kurulmaya başlandı ama hala pek çok insan geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Özellikle de yakınları enkaz altında olan çok sayıda insan enkazların yanında bekliyor, sabahlıyor, ateşler yakarak ve tabii ki daha fazla arama kurtarma faaliyeti yapılmasını talep ediyorlar. Çalışmalar hızla devam ediyor ve sağ kurtarılma ihtimali olan insanlar var. Çok evet, gerçekten olağanüstü. 7. günde hala hayatta, enkaz altında hayatta kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Şu an bulunduğumuz Ördekdede köyü büyük ölçüde harap olmuş bir köy. Yani evlerin neredeyse %80'i çökmüş vaziyette. Burada 33 kişi hayatını kaybetmiş ve hiçbir arama kurtarma faaliyeti yürütülmemiş burada. Ördekdede köyünde Pazarcık'a bağlı.
Tabii bu köy daha çok gençlerinin yurt dışında farklı ülkelerde göçmen işçi olarak çalıştığı bir köy. Köy olduğu gibi çökmüş, tek katlı olduğu halde evler. Ve bu enkazın altından köylüler kendi çabalarıyla yakınlarını çıkartmışlar. Hiçbir zaman burada bir enkaz kaldırma faaliyeti bile yürütülmemiş. Köylüler de kendileri müdahale edemiyorlar çünkü hasar tespit çalışmasının yapılmasını bekliyorlar. Daha iyi biliyorum. Küçük yavruydu, getirdiler buraya. Aha. Yurt dışındaydı bayan. Bunlar büyüttüler işte, bu hale geldi. Yani çocuk gibi kucağında gezdirirlerdi ya. Şimdi kaldı, öksüz kaldı. Şimdi burada işte bekliyor burayı. Öksüz kaldı işte. Gidiyor oraya. Akşam mesela oraya çıkmıştı. Topraklar ne kokluyorsa orayı kokluyordu yani. Alex tam 9 gündür o enkazın başında hüzünle duruyordu, bekliyordu, ağlıyordu. Yeme içmeden kesilmişti. Sadece insanlar değil, hayvanlar da bu trajedinin ortağı ve onlar da büyük acı çekiyor. Gerçekten büyük bir felaket söz konusu ve Maraş'taki arama kurtarma faaliyetine katılanlar, farklı şehirlerden gelmiş olanlar artık şehri terk etmeye başladılar ve bir tür moloz kaldırma faaliyetine dönüştü Maraş merkezdeki çalışmalar. Daha sonra biz Maraş Pazarcık'a geldik. Şu anda Pazarcık'ta Hasan Koca Köyü'nün dayanışma evinin önündeyiz. Pazarcık depremin merkez üssüydü. Fakat neyse ki burada binaların önemli bir kısmı çökmeden kalmış. Hemen hepsi ağır hasarlı olmasına rağmen ciddi bir yıkıntı olmamış Maraş'la merkezle mukayese edildiğinde. Hasan Koca Köyü'nde buradaki dayanışma evinde HDP'nin koordinasyon çalışmalarını yürütenler var. Burada ekipler köylere dağıtılmak üzere çeşitli gıda ve giyim malzemelerini burada bu alanda topluyorlar. Çadırlar dağıtılıyor. Çadırlar dağıtılıyor. Biz pazar günü geldik. Paris Elbistan diye bir dernek var. Onlarla geldik. Biz köy geziyoruz. Not alıyoruz. Ne lazım, ne eksik, nasıllar konuşmak için. Öyle en büyük sorun da yani çadır. Ben de İstanbul'dan geldim. 6 gün Adıyaman'da kaldık ve uğradığım tek yer Adıyaman. Açıkçası gördüğüm her şey çok ağır. Ciddi bir yıkım var. Halkın uzun süreli bir desteğe ihtiyacı var. Şırnak Silopi'den geldim. Burada sabahleyin 14 gönüllü arkadaşlarla geldik buraya. Yani depremin nasıl bir şey olduğunu da biliyoruz. Daha önce de biz yaşamışız. Depremde hayatını kaybedenlerin ailesiyle ilişki kurmaya çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Ben Paris'ten geldim. Doğma, büyüme. Paris'ten yaşıyorum. Çok büyük bir felaket geçirdik. Çok aşırı üzgünüz. Şoktayız. Halen şoktayız. Evime koyuyor. Gündüz gelir burada.
karnını doyurur. Akşam da gider yerinde yatar. Yoksa var mı? Evlerde çek. Kendinin de evinde var. Sen gel, beri gel. Şöyle kapısını hangi tarafa verelim? Güneşe olsun. Şöyle. Tamam da ama yine havada kalmasın için hayır. Koyalım, diğerini de getirelim. Nereden? Güzeline indirin üzerine. Ora bu. Eşyalar. Cemil Bey, sen istiyorsan amca oğlu abi gelsin seni götürsün. Rahat yastık en azından. Bugün de Martlı'nın evini kuruyoruz. Bugün Mehtap da kendine göre ufak. Aynen. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Merak etme gençler, seni yalnız bırakmayacak. Gelecek. Biraz dur yerinde, akşam üzeri gel. Biz ne yersek sen de onu yiyin. Tamam mı? Bak. Bundan 1-2 saat kadar önce Pazarcık'tan çıktık ve Adıyaman'a geçmek üzere Gölbaşı'na geldik. Gölbaşı'nda, daha doğrusu buraya varmadan önce çok sayıda köyün içinden geçtik. Neredeyse tahribat olmayan, yıkıntı olmayan hiçbir köy yok. Hemen her köyde en az 5-10 tane yıkılmış ev, bina var. Olmayanlar da hasarlı ve insanlar dışarıda. Evet hocam. Burası Gölbaşı'nın içinden karayolu geçiyor Malatya'ya doğru. Sağ tarafta ilk öğretmenler lojmanı. Yıl kaç acaba? Mesleğe ben bu binada başladım. Tesisatçı olarak, şimdi güvenlik korucusuyum. Hı hı. Yani ne diyebilirim? 35 küsür yıldan beri yapılan bir bina. Şuna şahit olduk. Demek ki deprem öldürmüyor, yapı öldürüyor. Şehrin zenginleri bir şekilde şehri terk edip çıktı ama şu anda kalanların maddi durumu yok. Bir şekilde şehri terk edemiyoruz ya da bir yere kıpırdayamıyoruz. Bu konuda devletten bir destek bekliyoruz. Özellikle maddi konudan çöküntü durumdayız. Yani mümkünse yapabilecekleri bir şey varsa kısa zaman içinde aileleri bekliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın ellerinden öperek işte bize bir yardım destek çıksın işte. Şu an durum hiç iyi değil abi. Gölbaşı'nın yani yarısı gitti hemen. Şu an herkes çarşıda dışarıda kaldı. Herhangi bir buranın bir yetkililerinden de bir yardım gelmedi. Burada 400-500 tane ev yıkıldı. En kötü evden 6-7 tane ceset çıkıyor. Aşağı binalardan 20-25 tane. Bunlar yani hep göz önünde. Vallahi ne göreyim, ne gördüğümü nasıl söyleyeyim bilmiyorum Nevşin. Yani burası korkunç durumda. Şu anda Gölbaşı'nın merkezindeyim, cadde. Çok sayıda bina yıkılmış burada. 400'ü aşkın diyor buradakiler. 400'ü aşkın bina yıkılmış. Ve maalesef insanlar
Ben az önce Artı TV'ye bağlanırken kamerayı gördükleri için gelip anlattılar. Tabii bir yandan bu hep Maraş'tan bu yana gördüğüm şey, insanlar önce biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz diye başlayıp sonra tepkilerini dile getiriyorlar. İki şey var, bunun iki sebebi var. Bir yandan insanlar tepki gösterirlerse olası yardımların da kesileceğini düşünüyor. Diğer yandansa zaten malum korkular Türkiye'deki. Şimdi biz Pazarcık'tan bu tarafa geldik. Daha önce Maraş merkezdeydik. Yol boyunca uğradığımız köylerde veya içinden geçtiğimiz köylerde inanılmaz bir yıkım var. Kuzeyden güneye doğru fay hattı nereye vurduysa orayı yıkmış. Şimdi az önce biriyle konuştum. Diyor ki burada diyor parası olan herkes burayı terk etti. Biz yoksullar kaldık yalnızca. Gerçekten de büyük bir ıssızlık da var. Mesela bu şu an bulunduğum mahallede neredeyse hiç kimse yok. Burası üstelik şehir merkezinin hemen yanı, bir tenha bir mahalle. İşte tek tük insanlar çıkıyor buradan. Aslında şöyle tehlikeler var Nevşin. Mesela bu apartman, şimdi bak göstereyim. Bu sokağın tam şeyine, yani sokağın üstü bu apartman. Biz Pazarcık'ta da çok gördük. Her an devrilme ihtimali olan sayısız apartman var, bina var. Yani burada mesela işte insanlar çadırlarını evlerinin önüne yapmışlar ve tabii ki insanlar kolay kolay bu gerçekle de yüzleşmek, buradan göç etmek de istemiyorlar. Geçmiş olsun. Merhabalar. Nerede eviniz? Malum gördüğüm bir Suriyeli aile, çocuklar tabii ki engelli bir çocuk var, diğer çocuklar ayakları çıplak. Hani çok şey deniyor ya, her şey Suriyelilere veriliyor. İşte buradaki çocukların ayakları çorapsız, terlikli bir çocuk. Burada tabii şöyle bir hakikat de var Nevşin. Gidecek hiçbir yeri olmayanlar esas olarak mülteciler. Ne evet. Başka şehirlerde akrabaları var, ne paraları var ki işte bu çetin kış koşullarına uygun kıyafet edinsinler. Onlar en güvencesiz. Ben o yüzden Nevşin çok öfkeliyim. Bu süreçte mülteci karşıtlığı yapan ve bu insanlara hedef gösterenlere inanılmaz öfkeliyim. Gölbaşı'ndan Adıyaman'a doğru gelirken Hasan Koca köyündeki yardım faaliyetinin durdurulduğunu, daha doğrusu kaymakamlık tarafından oraya el konulduğunu öğrendik. Ben çok demoralize oldum. Bu şunu gösteriyor. Bu ülkede insanların en zor zamanında birbirine kavuşması yasak arkadaşlar. Yani örgütlü kötülük deniyor. Ben bunu bodoslama kötülük olarak görüyorum. Çok dediğim gibi o haberi aldıktan sonra çok demoralize oldum ve iyilik yapılan yerleri mümkün mertebe göstermeyeyim artık, anlatmayayım diye düşündüm. Çünkü bu tür müdahaleler oluyor. Adıyaman'a geldik. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi Yeni Mahalle Cemevi'nde yine benzer bir koordinasyon var. Şimdi burada işte depremzedeler sıraya girmiş ve yardımlarını alıyorlar. Hemen arkasında şöyle bir tır görüyorsunuz. Bu tır bu sabah Hopa'nın bir köyünden geldi. Şu odunları getirmişler, buraya yığıldı ve bu odunlar peyderpey dağıtılacak. Yine sağlık ekipleri var, gönüllü sağlıkçılar.
Onlar da az önce buradan çadır kentlere doğru gittiler ve oradaki zor durumda olan ya da sağlık sorunu yaşayan insanların durumunu tespit etmek üzere. Biz Afet İçin Feminist Dayanışma diye bir şey kurduk. Dönüşümlü olarak Adıyaman'da, daha sonra Hatay'da da yapacağız. Gönüllü olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda buradaki ihtiyaçları karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki kadınlarla temas etmeye çalışıyoruz. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun. Şimdi biz de burada çok görüyoruz. Kadınlar çocukların ihtiyaçlarını düşünmekten, başkalarının ihtiyaçlarını düşünmekten kendi ihtiyaçlarını düşünmez haldeler. Burada herkes ihtiyacın ne olduğunu, günlük ihtiyacın ne olduğunu görüyor, biliyor. Bu insanlar acının ve zorluğun tamamen içindeler. Arkadaşlar, odunlu kömürlü sobada atıyorlar. Bitir. Kim iki yasa bu köşede dağıtıyorlar. O kadar güzel insanlarımız, o kadar güzel bize yardımcı oldular ki günden bu yana gönüllü arkadaşlarımızın bizi desteği şu an ayakta tutuyor. Yoksa biz de gerçekten o enkazlarımızın altında kalırdık. Biz de yani biterdik yani. En azından buraya gelmiş insanlarımız, gönüllülerimiz, yurt içinden, yurt dışından bize güç veriyorlar. Bugün hangi gün, saat kaçtır, nedir, inanın bilmiyorum. Nurhak merkezindeyim, Nurhak çarşısı içindeyim. Biz buraya birkaç saat önce geldik. Açıkçası Nurhak'ta gördüğüm tek şey şu anda soğuk ve ıssızlık. Burası tamamen hayalet bir şehre dönüşmüş durumda. Elbette
çadırı olan ve gidecek başka bir yeri olmayan insanlar kalmış ve bir takım işte kolluk güçleri, sağlık personeli, belediye personeli burada hala. Fakat işte şu an görüyor musun bilmiyorum, karşımdaki bütün bu binalar hasar görmediği halde ya da en azından gözle görülür bir yıkım olmadığı halde bomboş. Her yer ıssız. Nurhak nüfusu az olmakla birlikte kaybı çok fazla. 74 kişi. Burada sağlık personeline sordum az önce kaç kişi hayatını kaybetti diye. Onlar 74 kişinin bu depremde hayatını kaybettiğini söyledi. Nurhak için tabii ki çok ağır, büyük bir kayıp. Burada yaşayıp da karşına gelene bugün ayın kaçıydı, hang kaçıncı ayda bilmez. Çünkü kimse de sağlam kafa yok ki. Kimse sağlam düşünemiyor. Unutuyoruz artık. Vefat eden vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız toprakla buluştu. Şu anda yürüyen, buradaki bulunan insanlar ayakta yürüyen cenazeleriz. Cesetleriz. Hayvancıların, hayvanlar sağlam doğurmuyor. Hı-hı. Bütün oğraklar ve kuzuların yani %80'e yakını ölüyor. Kayıp ya. Onlar da korkmuşlar. Bütün canlılar onlar da korkmuşlar. Ya o dana. İçeride tüyler diken diken. Yeryüzünde korkmayan canlı kapıyı, bence... Kapıyı hırsızca yani, örttüm mü her biri biliyor. İnsanoğlu olarak biz korkmadık. Benim, bence ahardaki inekler de korktu. Oğraklar da korktu, kuzular da korktu. Eşekler hep yani ne... Bence yani fareler bile korkmuştur. Bu 4 günü benim ağrım. Gel, bak salladı şu anda da, canlı yanında da belki de yaşıyor anda da salladı. Bu açı. Bu açı, bu hafif açı, bu duyurmadı. Ne ki bu? Duyuldu. Bu duyurmadı. Kameraya kaydından bile görülmüş. Valla biz o anı yaşadık da, yani yeryüzünde başka bir millette başka bir insan yani yaşamasını istemiyoruz yani. Çok kötü bir durum. İnsan mı? Anlatma, yani kelimeye insan... sığmaz yani. Kelimelerle bunu hiç anlatmak bitiremeyiz. Çünkü yaşanmadıktan sonra hiç bilemezsin yaşadık. Yani. O korku, biz korktuk, hissettik. Yani Allah ola ki başka bir topluma da yaşatmasın yani. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir canlı varsa böyle bir korkuyla yani karşılaştırmasın derim. Ben başka bir şey demem yani.